Bu videoda orta çağın sonlarına doğru Avrupa'da gerçekleşen halk isyanlarına bakmak istiyorum. Yani kabaca 14. ve 16. yüzyıllar arasından bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlar bazen köylü isyanları olarak bilinir. Birazdan bu terimin gerçekten bu olaylara katılanlar açısından uygun olup olmadığı hakkında konuşacağız. Fakat şimdilik bu olaylara halk ayaklanmaları diyeceğiz. Bu da birçok sıradan insanın dahil olduğu anlamına geliyor. Bu olaylara bakarken iki soruyu akılda tutalım lütfen. Birincisi, insanlar neden devletlerine karşı isyan etmeyi seçtiler? Ve özellikle 1320'lerden sonra halk ayaklanmalarının büyük bir kısmını daha önce gerçekleşmemiş bir şekilde görüyoruz. Kısacası insanların isyan etme sebeplerine bakacağız ilk olarak. İkincisi, bu ayaklanmaların başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu soruyu soracağız. Ve eğer öyleyse bu durumlarda başarı derken neyi kastediyoruz? Videoda bir örnekle başlamak istiyorum arkadaşlar. İngiltere'deki köylü isyanlar. Bu olay 1381 yılında oluyor. Burada bir resim var. Tarihçi Jean Froissart'ın günlüklerinden alınmış bir resim ve Fruasar günlüklerini olayların meydana geldiği zamanla eş zamanlı olarak yazıyor. Resim aslında sonraki bir döneme ait. Günlüklere daha sonradan eklenmiş. Yani resim o dönem için tamamen doğru değil. Ancak kralın binlerce kızgın tebaasıyla yüzleşmesinin neye benzeyebileceğine dair bir fikir veriyor. Şimdi insanların orada ne yaptıklarına girmeden önce bir alıntıyla başlamak istiyorum. Bu yine daha önce bahsettiğim tarihçi Jean Froissart'ın günlüklerinden bir alıntı ve kendisi bu alıntıyı John Ball'a atfediyor. John Ball o dönemde vaz veren İngiliz bir rahip. Ball'un 1381'de başlayan bu isyanı teşvik edenlerden biri olabileceği düşünülüyor çünkü Ball mevcut iktidarlara meydan okuyan fikirlere sahip ve John Ball vazlarında şöyle diyor. Ah güzel insanlar! İngiltere'de işler hiç de iyi gitmiyor. Her şey ortak oluncaya kadar artık köleler ya da beyefendiler olmayıncaya ve artık lordlar bizden daha üstün efendilerimiz olmayıncaya kadar bizler hep birlikte bir araya gelebilene kadar da iyi gitmeyecek. John Ball'un kastettiği İngiltere'deki toplum yapısı tabi. Bir tarafta siyasi iktidar ve ekonomik güce sahip olan efendiler yani soylular, diğer tarafta bu soyluları desteklemek için çalışmak zorunda olanlar. Buna göre herkesin eşit olması gerekiyor ve bu olana kadar İngiltere'de iyi şeylerin olması mümkün değil. Bu özellikle bir orta çağ Avrupa ülkesi için oldukça radikal bir mesaj. Yazar sonra devam ederek şu soruyu soruyor. Biz sıradan insanlar neyi hak ediyoruz? Neden birilerinin emri altındayız? Hepimiz bir baba ve bir anneden yani Adem ve Havva'dan geliyoruz. Onlar bizden daha büyük efendiler olabileceklerini söyleyebilirler ya da gösterebilirler mi? Burada bol eski ahite atıfta bulunuyor ve herkesin aynı insanlardan geldiğini söylüyor. Yani hepimiz gerçekten bu anlamda eşitiz. O halde soylular neden bu daha çok, daha büyük güç ve servete erişebiliyorlar? Evet, toplumsal hiyerarşiye meydan okuma fikrinin burada, İngiltere'deki köylü isyanlarında isyancıları motive eden tek şey olmadığını belirtmem gerek. Başka birçok faktör var ve bunlardan biraz sonra bahsedeceğiz. Ortaçağ Avrupa toplumu dediğimizde üç sınıfa dayanan bir toplumsal yapı olduğunu düşünebilirsiniz. İlk olarak rahipler ya da papazların e, oluşturduğu din adamları var, e, bu grup var. Daha sonra soylular ya da asiller dediğimiz grup var. E, bunlar da şövalyeler, krala ve kralla yaptıkları hizmet karşılığında geniş toprakları idare eden insanlar ve savaşanlar, savaşan insanlar. Ve sonra en altta nüfusun çoğunu içeren çalışan insanlar var. Unutmayın. Burada teknolojinin henüz gelişmediği bir tarım toplumundan bahsediyoruz. Muhtemelen nüfusun %90'dan fazlası bir şekilde tarımsal üretimde yer alıyordu. Yani bu sınıf toplumun en büyük bölümü ve bunlardan köylüler olarak bahsediliyor. Kısaca rahipler, soylular ve köylüler var. Toplumun düzgün bir şekilde işleyebilmesi için tüm bu sınıflara ihtiyacı vardı. Yani bunların hepsi önemli. Şimdi de farklı sınıfların toplum düzeni için aşağı yukarı eşit derecede önemli olarak görüldüğü, görece sabit bir toplum düzeninden 1381 yılında İngiltere'de gördüğümüz isyanlara, insanların ayaklanarak kralın otoritesine meydan okuduğu bir duruma nasıl gelindiğini biraz konuşalım arkadaşlar. Bu halk isyanlarının neden 14. yüzyıl boyunca patlak verdiğini daha iyi anlamak için kullanabileceğimiz 3 temel analiz alanı var. Bunlardan ilki demografi ya da nüfus bilim dediğimiz alan. Burada Avrupa'nın nüfusunu önemli ölçüde etkileyen iki büyük olaydan bahsedelim. Bunlardan birincisi 1315 ile 1317 arasında ortaya çıkan büyük kıtlık. Kıtlığın sebebi o dönemdeki kötü hava koşullarına bağlı olarak tarımda hasatların yetersiz kalmasıydı. Avrupa'nın nüfusu üzerinde önemli bir etkisi olan diğer olay, 1347-1349 yılları arasında gerçekleşen ve kara ölümde denilen kara veba salgınıdır. Bu olay sonucu Avrupa nüfusunun üçte biri ila yarıya yakını ölmüştür. Böylece işçi çalıştırma maliyetinin son derece arttığını söyleyebiliriz. Ve aslında İngiltere'de örneğin 1349 ve 1351'de işçilerin ücretlerini veba salgını öncesi uygulanan seviyelerde tutmaya çalışan birkaç yasa çıkarıldığını da görüyoruz. Böylece azalan işçi sayısı ve işçilerin daha fazla ücrete çalışmalarına karşı bir önlem alınıyor. Ayrıca İngiltere ile Fransa arasında devam eden yüzyıl savaşları var savaşlar 1337’de başlıyor ve aslında 100yıldan uzun sürüyor ama ismi yüzyıl savaşları. Ve bu da tabii ki maliyetli bir şey. Bu savaş her iki devletin savaşmaya devam edebilmesi ve ordularını idame ettirebilmesi için çok fazla paraya mal oluyor. Ve aynı zamanda ekonomik sorunlar ve mücadeleler de var ve devlet bu savaş masraflarını karşılamak için vergileri yükseltiyor. Bu ayaklanmaların bazılarını biraz daha iyi anlamamız için başka bir örneğe daha bakalım. Biraz önce John Bolon sözlerinde de görmüştük. Bu dönemde bazı dini ve kültürel meseleler de vardı. Fransisken ve Dominiken tarikatı rahipleri çeşitli bölgelerde vaaz verir ve sıradan insanlara yoksulluğun ve basit yaşamın değerini anlatırlardı. Bu son derece savurgan ve abartılı bir hayat tarzı olan soylulara bir tepki olabilir. Çünkü böylesi bir tavır dönemin dini tutumlarına uymuyordu. Başlangıçta köylü isyanlarının bu olaylar için uygun bir isim olup olmadığı hakkında biraz konuşacağımı, e, konuşacağımızı belirtmiştim hatırlarsınız. İşte şimdi oraya geldik. 1358'de Kuzey Fransa'da Jacques diye bilinen ve aslında yüzyıl savaşlarına bağlı meselelerden kaynaklanan bir halk ayaklanması oluyor. Jacques ismi sıradan insan anlamına gelen Jacques Bonom'dan e, gelir. Bunu da iyi adam Jacques olarak çevirebiliriz. Türkçeye çevirebiliriz. Yani soylular ve din adamları köylü olma, sıradan olma kavramlarını soylu ya da rahipler sınıfının bir parçası olmayanlara karşı aşağılayıcı ya da küçük görücü bir şey olarak kullanıyorlar. Köylü derken aslında kırsal alandaki tarım işçisi kastediliyor. Bu ayaklanmalar, bu isyanlar sadece kırsal tarım işçilerinden çok daha fazlasını içeriyordu. Soyluların yapmaya çalıştıkları şey, ayaklanmayı sadece toplumda yerlerini bilmeyen insanların kötü davranışları olarak görmekti ve belki de böyle göstermekti. Ama gerçekte durum bundan daha karışıktı. Evet, halkın neden o dönemde devlete karşı isyan ettiğini umarım artık daha iyi anladık ekonomik değişimlere yol açan demografik değişimler vardı ve bu da insanların toplumdaki rollerini nasıl gördükleriyle ilgili değişikliklere yol açtı. İsyanların başarılı olup olmadığını düşünmek için askeri başarıdan daha fazlasını düşünmemiz gerekir. Çünkü bu halk ayaklanmalarının çoğu askeri açıdan kaybedildi. Devletin bu halk ayaklanmalarının önüne geçmek için yeterli insan gücü ve parası vardı. Bu halk ayaklanmalarının başarılı olup olmadığını düşündüğümüzde toplumsal veya siyasi yapılarda büyük değişikliklere yol açıp açmadığını esasen düşünmemiz, incelememiz gerekir. Ve çoğu durumda bu değişikliklerden bazılarının şekillenmeye başladığını görüyoruz. Yani bu durumda aslında tamamen başarısız demek de belki de o kadar kolay değil.